Sevgili arkadaşlarım, hepinize hayırlı günler, iyi çalışmalar diyorum. Sevgili arkadaşlar, bazı öğrenci kardeşlerimiz hocam bize bir rehberlik yap, hocam bir rehberlik videosu vesaire. Arkadaşlar arada bir böyle fırsat buldukça sizlerle rehberlik amaç değil ama muhabbet amaçlı arkadaşlar. Ben kimseye böyle tabii akıl fikir vermeyi sevmiyorum. Bunu her platformda da arkadaşlar söylüyorum. Biz arkadaşlar çevremize bakacağız. En iyi öğretmen arkadaşlar çevremizde gözlemlediklerimizdir. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz işte biz bir 5 yıl sonra acaba kendimizi nerede görmek istiyoruz? Bize nasıl hitap edilmesini istiyoruz güzel kardeşlerim? Hani birilerinin bizi motive etmesini bekliyoruz ya arkadaşlar. Aslında hayat bizi motive ediyor. Etmeli. Çevremizde gördüklerimiz işte doktorunu görüyorsunuz. Mühendisini görüyorsunuz, hemşiresini görüyorsunuz arkadaşlar. Sağa sola efendime söyleyeyim temizliğe giden insanları görüyorsunuz. Çaycısını görüyorsunuz, esnafını görüyorsunuz. Sevgili dostlar, dolayısıyla herkes neticede insan olarak nefsimizden üstün, o ayrı bir olay. Biz olayın arkadaşlar sadece biraz sosyal statü ve verilen emek ve karşılığında arkadaşlar biraz efendime söyleyeyim hayat tarzını belirleme anlamında düşünüyoruz. Tabii ki arkadaşlar bugünler ne kadar iyi ekersek gelecekte o kadar güzel şeyler biçeceğiz diyoruz. Örneğin diyoruz ki işte kardeşim Ahmet 5 yıl sonra sana nasıl hitap edilmesini istiyorsun? İşte kapınızı çalıyorlar. Ahmet Bey bir dakikanızı alabilir miyiz? İşte şu reçeteye bakabilir misiniz? Şu projeye bakabilir misiniz? Değil mi? Güzel bir şey mi? Evet. Bir de diyorlar ki Ahmet yavrucuğum burayı niye iyi temizlemedin? Ya da Ahmet iki çay kap gel bakayım. O işleri yapan da arkadaşlar insandır. Nefsimizden üstündür. Ona hiçbir şey demiyoruz. Herkes insan. Fakat dediğimiz gibi yani biz nerede olmak istiyoruz? Şimdi arkadaşlar beni dinlediğinize göre herhalde bir çaycı olmak istemiyorsunuz yani. Çaycı olmak isteyenlerin bu fizik dersiyle bir çok bilgisi olacağını zannetmiyorum. Ha kader olabilir. Ama en azından şu anda onu olmak istemiyoruz. Şu anda ne olmak istiyoruz? Belki ileride bir mühendis olmak istiyoruz. Bir doktor olmak istiyoruz. Bir yerde efendime söyleyeyim öğretmen olabiliriz. Gerçi ben öğretmen olarak şu anda öğretmenliği tavsiye etmiyorum. Arkadaşlar öğretmenliğin Türkiye'deki konumu ve statüsüne bakarak arkadaşlar maalesef maalesef. Neyse bu ayrı bir mevzu arkadaşlar. Biz yine de diyoruz her şey vatan için. Tamam vatan millet Sakarya. Tamam ama arkadaşlar gerçeklere baktığımızda maalesef sonuç böyle mi? Değil. Arkadaşlar. Şimdi bakıyorsunuz ben KPSS'de de ÖABT'de de derse giriyorum. Videolarımızdan da görüyorsunuz zaten. Şimdi 90 alan vatandaş atanamayıp 60 alan vatandaş atanırsa arkadaşlar o zaman yani insanların emeği, insanların verdiği emekler arkadaşlar böyle heba edilmemeli. İnşallah bu biraz daha arkadaşlar düzelmeli. Düzelmesi için çalışmalıyız, mücadele etmeliyiz. Ama önce biz kendimizi eleştireceğiz. Acaba ben başarılı olmak için ya da bu ülkem için neler yapıyorum? Ben kendim için neler yapıyorum? Önce arkadaşlar biz kendimiz için bir şeyler yapacağız ki ülkemize de faydamız olsun, ailemize de faydamız olsun, çevremize de faydamız olsun. Kendisine hayrı olmayan hiç kimseye hayrı olmaz diye bir atasözü ya da bir özdeyiş ya da toplumda duyduğunuz arkadaşlar mutlaka bu tür sözler var. Şimdi arkadaşlar bizim mevzumuz şu. Fizik dersine nasıl çalışılmalı? Evet sevgili arkadaşlarım, başlığımız bu. Fiziğe nasıl çalışmalı? Nasıl çalışmalıyız? Tabii ki arkadaşlar biz böyle bir kaba hatlarıyla, genel hatlarıyla buna değiniyoruz. Neticede arkadaşlar çalışa çalışa çalışma öğrenirsin. Futbol oynaya oynaya. Tabii ki ne yapıyorsun arkadaşlar? Birilerini izliyorsun. Messi'yi izliyorsun. Ronaldo'yu izliyorsun. Hacı'yı izliyorsun. Metin Oktay'ı geçmişte tabii Rummenigge. Arkadaşlar Maradona, Pele.
Bu yeni nesilde tabii geçmişi izlemiş, kendiler üzerine bir şeyler katmış, daha fazla çaba harcamış arkadaşlar. Vatandaş ne yapmış? O işe kendini adamış. Evet, bu işe kendimizi adamamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Öncelikle ben bu işi yapacaksam kendimi bu işe adayacağım. İlk nokta bu arkadaşlar. Kendimizi gerçekten adamadan, her şeyimizle kendimizi bu işe vermeden, bu işin arkadaşlar öyle işte olduğu kadar dersek arkadaşlar sonuçta öyle oluyor güzel insanlar. Demek ki varımızla, yoğumuzla bu işe odaklanacağız kardeşim. Şu anda hayatımızın merkezinde ne olacak? Arkadaşlar geleceğimizi şekillemek olacak. Bu üniversite sınavı bir sınav değil. Bizim geleceğimizi, mesleğimizi şekilleyen bir sınav. Bu çalışmalarla arkadaşlar biz geleceğimizi inşallah şekillendireceğiz diyoruz. Güzel kardeşim, ilk yapmamız gereken mutlaka fizik çalışıyorsak matematik ya da kimya bunlar nedir arkadaşlar? Sayısal derslerdir. İşlem yapacağım. Bunlarla ilgili ilkeler var. Fizikte arkadaşlar işlem gerektirmeyen tabii soru sayısı çoğaldı ama neticede yine ilkelerle çözeceğiz arkadaşlar. Bunu da birazdan anlatacağım arkadaşlar. Fizik sorusuna nasıl yaklaşım yapacağımızı. Mutlaka arkadaşlar yanında kağıt ve kalem bulundur diyorum. Kağıt ve kalem bulundurmadan tabii ki kitabın üzerine yazarsın. Elimizde bir kağıt, işte kağıt defterde, kitapta bir kağıttır arkadaşlar. Bir müsvedde de olabilir. Mutlaka arkadaşlar yazarak çalışıyoruz. Yazdığımızda arkadaşlar aynı zamanda o yazdığımızı da gördüğümüz için beynimize de oradan sinyaller gidiyor. Bir taraftan da beynimizin sağı çalışıyor. Düşünerek solunu çalıştırıyoruz arkadaşlar. Görerek sağını çalıştırıyoruz. Ne oldu? Beynimizin iki tarafı birden çalıştı. Ayrıca yazdığımızda buraya odaklanıyoruz. İşte ne diyoruz örneğin arkadaşlar? Ben ne yapıyorum? Hangi ilkeyle çalışıyorum? F eşittir ma. Her derde deva. Fizikçi Metin abi burada. Sevgili arkadaşlar, tabii ki ben bunları böyle kurs merkezindeki temel lisedeki öğrencilere anlatırken tahtaya bu şekilde yazdım ve doğallığını bozmadan da arkadaşlar böyle bir slayt hazırladık. Eğer okula gidiyorsanız bir efendime söyleyeyim kursa gidiyorsanız ne diyoruz? Arkadaşlar işleyeceğimiz konu az çok bellidir. Mümkünse derse hazırlıklı gel diyoruz. Yani arkadaşlar F'in kuvvet olduğunu bilmiyorsan, M'in kütle olduğunu bilmiyorsan, A'nın ivme olduğunu bilmiyorsan, Elif'i görsen mertek zannedersen bu iş olmaz kardeşim. Oraya odaklanamazsın. Ben neyden bahsediyorum? Anlamıyorsan beni dinlemezsin. Dolayısıyla arkadaşlar konuyla ilgili bir ön bilgimizin olması çok önemli. Ya kardeşim hiçbir şey bilmiyorsan bugün YouTube'da bir sürü kanallar var. Her derse ilgili kanal var mı? Var. Peki güzel kardeşim. Her derse ilgili kanal varsa, konular anlatılıyorsa ne yaparsın? Gidersin, bakarsın, dinlersin. En azından bir ön bilgin olur. Evet arkadaşlar. Bu arkadaşlar çok önemli. Dolayısıyla bir konuşulana, anlatılana muhatap olabilmek için arkadaşlar böyle bir ön bilgimiz olursa çok iyi olur diyoruz. Evet sevgili kardeşim, okula gidiyorsan, bir ders alıyorsan, kursa gidiyorsan niye gidiyorsun? Dersi derste öğrenmedikten sonra niye gidiyorsun? Amacın ne? Sen şimdi sabah çıkıyorsun okula veya kursa bir yere gidiyorsun. Veya dükkana, veya tarlaya, veya bahçeye, veya çeşmeye. Ya ben buraya niye gidiyorum? Amacım ne? Elinde bir stil su doldurmaya gidiyorsun. Tamam. Onu düşüneceksin. Ben buraya su doldurmaya gidiyorum.
Yoksa stili oraya bıraktın, o oynamaya daldın başka şeylere. Evde seni bekliyorlar. Tabii ki arkadaşlar şu anda herkesin evinde su akıyor ama örneğin okula geliyor arkadaşlar vatandaş. Kursa geliyor. Biz de bu öğrenciliği yaşadık. Siz de yaşıyorsunuz. Arkadaşlar öğrencilikten başka her şey yapan var. Var mı? Var. İşte arkadaşlar yazık diyoruz. Günah diyoruz. Dersi derste öğren diyoruz. Gittiğinin, verdiğiniz paranın, harcadığınız emeğin, zamanın bir anlamı olsun. Bu zaman bir daha gelmiyor arkadaşlar. Zaman geriye dönmüyor. Ne zamanda zaman makinesi daha arkadaşlar icat edilmedi. Geriye gidemiyoruz. Hayat durmuyor, akıyor. İşte arkadaşlar bu hayat grafiğinde şu zaman durmaz, akar. Biz bu arkadaşlar hayat grafiğinde, başarı grafiğinde acaba neler ekleyebiliyoruz? İşte arkadaşlar doğduk, değil mi? Eğer üzerine hiçbir şey ekleyemiyorsak işte geldik, hiçbir şey eklemediğimiz dönemler olur. Belki çok bir şeyler eklediğimiz dönemler olur. Azar azar eklediğimiz dönemler olur. Arkadaşlar azar azar da olsa bir şeyler ekleyelim. Azar azar da olsa bir şeyler ekleyelim. Bu bizim hayatta arkadaşlar neler yaptığımızın grafiği olsun. Bunları yazalım. Örneğin arkadaşlar işte böyle çözdüğümüz soruları buraya her gün, birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün bu grafikleri arkadaşlar elde edebiliriz. Şimdi arkadaşlar dersi derste öğrenmek için ne yapmamız gerekiyor güzel kardeşim? Tabii ki dikkatli dinlememiz gerekiyor. Arkadaşlar not tutan dikkatli dinler. Ama notu böyle arkadaşlar katipler gibi tutmayın. Önce bir dinleyeceksin kardeşim. Önce bir dinle, dinle. Önce bir dinle. Dinlemeden not tutulur mu ya? Adam ben anlatırken orada yazıyor. Kardeşim sen katip misin? Ne yazıyorsun? Dinle önce. Önce bir dinle. Tahtadakinin her şeyi yazmak da, tahtadaki her şeyi yazmak da not tutmak değildir güzel kardeşim. Efendime söyleyeyim ben bir işlem yapmışım. Adam işlemi bile, çarpmayı bile tahtaya bakıp yazıyor. Tahtaya bak 2 kere 2 4. Ya böyle mi not tutulur ya? Allah aşkına ya. Kardeşim dinlersin. Ondan sonra bakmadan hemen böyle kendine göre kısa bir şekilde o işlemi yaparsın. Yani oradaki her işlemi, her ara işlemi yapacak mısın? Bazen çarpmayı bölmeyi bir atlıyorum arkadaşlar bir işlem. Hocam şu sonucu nasıl buldun? Buyur buradan yak. Buyurun cenaze namazına. Kardeşim sen üniversiteye hazırlanıyorsun. 12. sınıfsın veya mezunsun. Bu işlemi nasıl yaptın? Allah rahmet eylesin arkadaşlar. Zor. İşimiz zor. Ama arkadaşlar zor olmasaydı herkes kazanırdı. Demek ki zor ki biz buradayız. Zor ki siz bunu dinliyorsunuz. Kolay olsaydı ne ben anlatırdım ne siz dinlerdiniz. Zaten herkes yapıyor. Değil mi arkadaşlar? Elimizde böyle sihirli bir değnek yok. Bak bu kalem, dijital kalem. Tamam yazıyorum. Ama kendi kendine yazmıyor arkadaşlar. Yine ben yazıyorum. Yine bunu bir insanoğlu üretmiş. Arkadaşlar, kimsenin elinde sihirli değnek yok. Gelin bize uçuralım size falan gibi bir şey yok arkadaşlar. Efendime söyleyeyim işte Ekim dershanesini kuracağım. Gelirseniz Ekim'e çıkartırız dikine. Böyle bir şey var mı arkadaşlar? Böyle geldin hemen uçtum. Öyle bir şey olsaydı arkadaşlar ben de uçardım zaten. Evet. Mutlaka arkadaşlar not tutacağız. Bu not dediğim gibi tahtadaki her şeyi yazmak değil. Önünde bir kağıt da olsa, bir karalama da olsa, bir hocamız bunu yaptırıyormuş. Güzel ben takdir ettim. Önünde defteri olmasa bile. Ya ben defterimi unuttum. Hemen bir kağıt alıyor. Bir öğrenciye veriyor. Diyor ki bu kağıda yaz. Karalamaz. İstersen de çıkışta çöpe at. Hocam ben çöpe atacağım şeyi niye yazıyorum? Kardeşim sen bunu öğrenmek için öğrenmek. Not tutarken dersi dinliyorsun. Dersi dinlemek için not tutuyorsun. Ya senin not tutmanın bana ne faydası var güzel insan? Sana faydası var. Bu öğretmenlerinizin hepsi sizin faydanıza konuşur. Ya hiçbir öğretmen bir öğrencinin kötülüğünü istemez. Böyle bir şey olamaz. Arkadaşlar, öğretmen için evladı neyse öğrencisi odur. Hiçbir öğretmen öğrencisinin
iyiliğinden başka bir şey istemez. Öğrencisinin bir yerleri kazanmasından, hayatta başarılı olmasından çok mutlu olur güzel kardeşim. Yani biz mesela bazen yorum yazıyor, işte hocam ben şurayı kazandım. Arkadaşlar, tamam, bu adam benim çocuğum değil. Belki birebir bana bir faydası maddi olarak olacak ama bu ülkeye faydası var. Bu ülkeye faydası olan her şeyin bana faydası vardır. Beni mutlu eder. Arkadaşlar, sizin bu ülkeye faydalı birer birey olmanız toplu resme baktığımızda hepimizi mutlu edecektir. İşte arkadaşlar, biz toplum olarak kalkınmalıyız. Toplum olarak başarılı olmalıyız. Bugünkü gibi arkadaşlar, ülke sermayesinin %80'i 90'ı 1 milyon insanda, geri kalanı da 79 milyon insanda olur mu yani? Bunu hangi din, iman, Allah, kitap, hangi kanun arkadaşlar kabul eder? İşte bu arkadaşlar, bunlara dur diyebilmemiz için eğitimli bir nesil yetiştirmemiz lazım. Eğitimli olmamız lazım. Kimsenin bizi konuşmalarıyla aldatmaması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi adam yazmış, matematiği bilmeden çözülen matematik sorusu en fazla izleniyor. Ya bre ahmak oğlu, ahmak kardeşim, kusura bakmayın. Yani sözümü geri aldım. Ama bu bir ahmaklık. Şimdi bana sürekli olarak YouTube'daki de bu arkadaşlar, hocam sen de böyle bir video çek. Bak, en tırışka videomuz bu ama en çok izlenen. Kardeşim, ben öyle bir derdim yok. Çok izlensin derdim yok. Arkadaşlar, kimseyi efendime söyleyeyim süslü laflarla kandırmaya bugüne kadar tenezzül etmedik, etmeyiz arkadaşlar. 3 kuruşluk dünya menfaati için eğilmedik, eğilmeyiz. Yalan söylemedik, söylemeyiz. Bugün varız, yarın yokuz. Ahirette kimseyi arkadaşlar aldatamayız, kandıramayız. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ben zaten buna da çok üzülüyorum. Yok formülsüz fizik. Ya kardeşim, formülsüz fizik diyorsun, kusura bakma. Yani ben tamam, bir iş yapılıyor ama ekranda F eşittir MA gözüküyor. Şimdi ben diyorum ki arkadaşlar, hiç formüle gerek yok ama ekranda sen şunu görüyorsun, F eşittir MA. Peki kardeşim, bu ne? Yani bu nedir yani? Arkadaşlar, benim öyle bir derdim yok. Ha, ben modern bir insanım diyorum kendime. Niye? Çünkü arkadaşlar, teknolojiyi kullanmaya çalışıyorum. Efendime söyleyeyim, kimsede olmayan veya çevremde görmediğim. Biz bunların bazılarını arkadaşlar yurt dışından getiriyoruz. Bakmayın, şimdi yeni yeni Türkiye'de olmaya başladı ama kullandığımız çoğu şey de arkadaşlar, zaten neticede işte bakıyorsun, hepsinin birinin markası Lenovo, birininki Logitech, biri Wacom. Bunlar da arkadaşlar maalesef bakın hep yabancı. Şimdi arkadaşlar, biz yok bu gavur malı. Gavur çalışmış, gavur malı işte, sen de çalış, sen de üret, daha iyisini üret. Daha iyi bir efendim söyleyeyim kamera üret, onu alayım. Arkadaşlar, yani böyle. Şimdi artık ülkeler savaşla fethetmesine gerek yok arkadaşlar. Bakmayın, Orta Doğu'da sürekli kargaşalar falan nerede çıkıyor? Üçüncü, beşinci dünya ülkelerinde arkadaşlar. Biz de üçüncü dünya ülkesi olmaktan kurtulmaya çalışıyoruz ama bir türlü kurtulamıyoruz. Bunun da çeşitli nedenleri var. O ayrı bir şey. Ben oralara giremem. Ama ve lakin kurtulmalıyız. Arkadaşlar bakın, Japon'un eli cebimizde, Güney Koreli'nin eli cebimizde, adamların ürettiği işte telefonlar, cihazlar, Amerika'nın eli bütün dünyanın cebinde. Adam hem teknolojik olarak bir iPhone, dünyanın en değerli markası, satıyor zaten arkadaşlar her yerine. Ayrıca dünyayı sömürüyor, gücü var arkadaşlar. İşte güçlü olmak zorundasın ki sömürülmeyesin. Şimdi canım kardeşim, demek ki derste öğreneceğiz. Bunun için dikkatli bir şekilde dinleyeceğiz. Dikkatli bir şekilde dinlemek için de not tutacağız ve anlamadığımız yeri mutlaka soracağız, tekrar ettireceğiz. Hiçbir hocamız arkadaşlar tekrar etmekten çekinmez. Fakat ben öncelikle şöyle diyorum. Bak kardeşim, anlamadığını sor ama dinlemediğini değil. Örneğin dinlemiyor, orada başka bir şeylere bakıyor arkadaşlar. Havaya, oraya, buraya, sağa ile soluna.
5 dakika sonra kafasını bir kaldırıyor tahtada. Hocam bu nereden geldi? Gökten zembille geldi böyle düştü. Ya kardeşim böyle olmaz ki. Hadi bana saygı duymuyorsun. Oradaki bütün insanların hukuku bu. Arkadaşlar herkes bunu bir kere yapsa ne olur? Ders diye bir şey kalır mı? Kalmaz. Lütfen gözünü seveyim. Eğer bir okula gidiyorsanız, kurs merkezine gidiyorsanız mutlaka güzel kardeşlerim çevrenizdeki insanların, diğer öğrencilerin hakkına, hukukuna riayet edin. Arkadaşlar biraz herhalde kızar gibi olduğumun farkına vardın. Çünkü en çok kızdığım davranış çeşidi bu. Çünkü ben kendi adıma değil, diğer arkadaşların, diğer öğrencilerin adına. Çünkü o öğrencilerin hakkı orada gasp ediliyor. Ve ben o öğrencilerin hakkını orada muhafaza etmek zorundayım. Müdafaa etmek zorundayım. Korumak zorundayım. O sınıfın sınıf ortamını sağlamak zorundayım. Güzel kardeş. Evet, geçiyoruz. Sevgili dostlar biraz uzattım o yüzden bunlara direkt geçeceğim. Aynı gün mutlaka arkadaşlar tekrar yapmamız gerekiyor. Çünkü yapılan bilimsel çalışmalar yeni öğrendiğim bir şeyi aynı gün tekrar etmezsen %80'i gidiyor. %70-80. İkinci günde tekrar etmezsen %90'ı gidiyor. 95'i Allah rahmet eylesin bu ders öldü. Dershaneye gittin, öğretmen anlattı, o kadar sen gittin, para verdin veya okula gittin. Neyse, nereye gidersen git, nerede dinlersen dinle. Allah rahmet eylesin. O ders heba oldu. Aynı gün mutlaka tekrar yap diyoruz güzel kardeşim. Evet, tekrar yaptın mı? Yaptın. İnşallah yapıyorsun. Ve aynı gün arkadaşlar mutlaka bu konuyla ilgili 30 veya 50 arası en az 30 soru çözmelisin güzel kardeşim. Mutlaka aynı gün bunu yapacaksın. Yapacaksın o kadar. Sevgili kardeşim, yaptık, çalıştık, soru çözdük. Evet, mutlaka periyodik tekrarlar yapmak zorundayız arkadaşlar. Örneğin okulda dersen de orada burada vesaire. Konu bitti. Bitti mi? Hayır, o yeni başladı sizin için. Arkadaşlar okulda bir konunun bitmesi demek bu konunun bittiği anlamına tabii ki gelmiyor. Arkadaşlar eğer orada biterse öğretmen bitirine siz de bitirmişseniz zaten olay bitmiştir. Hiçbir şey beklemeyin. Allah rahmet eylesin diyoruz. Ha ne yapıyoruz? Peki bu periyodik tekrarları nasıl yapacağız? Konu tekrar. Hayır arkadaşlar konuyu zaten biz o ilk hafta öğreneceğiz. Özetimizi çıkartacağız. Konularla ilgili ilkeleri. Evet o ilkeleri yazıyoruz. İlkeleri yazıyoruz arkadaşlar. Peki bu periyodik tekrarlar nasıl olacak? Her hafta 20 soru çöz. Yani bir test. Vaktim varsa iki test. Tabii konular ilerledikçe arkadaşlar bu geriye dönüş tekrarları örneğin konu arkadaşlar bu konuyla ilgili her hafta değil de 2 haftada bire inebilir. Ama arkadaşlar tabii ki genel tekrarlarımız da olacak. Denemelerimiz de olacak. Eksiklerimizi o denemelerde göreceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın buradaki test çözmelerimiz genel tekrar denemeleri normal TYT AYT deneme çözmek ne demek? Arkadaşlar eksiklerimizi görmemiz demek. Şapkamızı önümüze koyacağız. Yani bir deneme yapılması bir saygı duyduğum bir üstadımın tabiriyle arkadaşlar röntgen çekiyorsun. Röntgeni çektin. Kırık burada. Tedavi etmezsen kırık orada kalır. Arkadaşlar deneme sınavına giriyorsunuz. Çözemediğiniz soruları eğer siz çözdürmezseniz, bunları öğrenmezseniz ya bu deneme sınavına niye giriyorsun kardeş? Ya niye giriyorsun? Amaç ne? Eksiğimi görmek. Ha, ben 2 deneme üst üste örneğin dinamikle ilgili soruyu çözemedim. O zaman yani kafana dank etmiyor mu? Ben bu konuyu bilmiyorum. Ha, ne yapacaksın? O konu üzerine bir tekrar yapacaksın. Soru çözeceksin. Öğretmeninden yardım isteyeceksin kardeşim. Güzel kardeşim. Canım kardeşim. Evet. Ve arkadaşlar ve geliyoruz olayın sonuna. Bunları yaparsak ne olacak? İnşallah arkadaşlar ümit ediyoruz. Hepimiz için, ülkemiz için, öğretmenlerimiz için ama öncelikle sizin için. Siz mutlu olursanız, mutlu sona ulaşırsanız hepimiz mutlu olacağız. Bütün ülke mutlu olacak. Evet arkadaşlar bu genel hatlarıyla fizik dersine nasıl çalışmalıyım? İşte arkadaşlar biz bundan sonra ne yapıyoruz?
acaba bir fizik sorusu nasıl çözülmeli videosunu arkadaşlar anlatmaya başlayacağım.